Ben Kırşehir'de doğdum. Sonra 3 yıl orada yaşadıktan sonra Kayseri'ye geçtik. Orada ilkokulumu okudum sonuna kadar. Sonra da İzmir'e geçtik. Ondan sonra da hep üniversiteye kadar İzmir'deydim. İlk olarak İzmir'de fen lisesine hazırlık sınavları sırasında Alsancak'ta İzmir Büyük Dershane vardı. Ortaokul son sınıftayken beraber aynı sınıftaydık. Şimdiki görüntülerimize bakmayın, Metin'in de aynı şekilde. O zaman ufak tefek, çok zayıftı. Böyle gamzeleri çok daha belirgin, sessiz, çalışkan bir çocuktu. Ben hep tıp istiyordum. O yüzden bütün seçeneklerim tıptı son dakikaya kadar. Üniversite sınavı girmeden 2 hafta önce baktım, düşündüm. Ben matematiği çok seviyorum, mühendisliği ya da fen bilimlerini çok seviyorum. Ya Boğaziçi Elektronik Mühendisliği'ne kazanacaktım ya da Ege Üniversitesi'nde doktor olacaktım. Şanslısı ilk yüze girerek Boğaziçi Elektronik Mühendisliği'ni kazandım. Son yılda özellikle Işıl hocamız Yale Üniversitesi'nden doktor yapıp gelmişti yeni bir hoca olarak. O zaman onunla bitirme projesinde mobil dediğimiz hareketli robotlar projesi yapmıştım. Orada robotlara karşı büyük bir ilgimin olduğunu anladım. Yani hem fiziği birleştirdiğim hem mühendisliği birleştirdiğim kendimi en iyi nerede tanımlayabilirim sorusuna bu bitirme projesi sayesinde robotik alanında olacağını anladım. Ondan sonra da kariyerimi onun üzerine kurdum. Her defasında şunu gördüm, yaratıcı fikirlere sahip olması ve onları gerçeğe dönüştürmesi açısından hep ilerideydi. Yüksek lisansı yaptığım çalışmanın ilk konferans sunuşunu Atina'da yaptığımda oturum başkanı bir Japon ünlü bir profesördü. Sunuşumu çok beğendi, geldi sonra niye Japonya'ya gelmiyorum diye bana sordu. 6 ay sonra da Japonya'daydım. Japonya akıllı robotlar konusunda aslında dünyada Amerika'dan bile bazı konularda daha iyi ya da daha çok konuda çalışan bir ülke. Robotlara karşı çok güzel bir toplumsal bir sevgileri var. O yüzden Tokyo Üniversitesi de çok bilinen bir üniversite. Aslında akıllı robotları çekmiştim oraya. Sonra beni orada çekerek küçük robotlara yönetmek istediler. Ben de onu çok sevdim. Akıllı robotlar güzel bir konuydu ama küçük robotlar daha da meydan okuyucu bir yeni bir konu olarak, hatta o zamanlar nanorobotik dediğimiz alan yoktu. Ben o konuda ilk defa bir doktora tezi yaptım. Böyle yeni alanlara da girme fırsatım doğmuş oldu Japonya'ya geçerek. Japonya'daki çalışmamdan sonra Amerika'nın benim kariyerim açısından önemli olduğunu, çünkü oradaki ortamı da yakından tanımak istediğimi anlamıştım. Sonra Berkeley'de çok ünlü bir hocayla bütün robotları küçültecek, yani bütün boyutu küçültecek çok ilginç bir proje karşıma çıktı. O zamanlar mekanik olarak uçan sinek boyutunda bir robot algılamak, düşünmek bile yani akıllara gelmeyecek kadar yeni ve olmayan bir şeydi. Sonra Berkeley'de araştırmacı olarak 3 yıl bu proje ve değişik projelerde çalışmak için Amerika'ya geçtim. Dünyada şu an Max Planck topluluğu bilime, temel araştırmaya ve aynı zamanda uygulamalı araştırmalara koşulsuz bir şekilde, tamamen özgür bir şekilde çok büyük kaynaklar veriyor. Şu an herhangi bir ülke, başka bir ülke bunu neredeyse yapmıyor ya da bu düzeyde yapmıyor. Dolayısıyla böyle bir elit bir topluluğun bilimsel üyesi olmak hem bir Türk olarak hem bir bilim adamı olarak benim için çok onur verici ve çok önemli bir misyon. Kariyerimde yeni hedefim tıbbi robotlar. Çünkü küçük robotların bence hem bilimsel olarak hem de toplumsal olarak en önemli uygulaması tıp. İnsan içinde ulaşamadığımız bir sürü bölge var. Ya da cerrahi operasyon olmadan ulaşamadığımız ve ayrıca daha çok yapabileceğimiz, devamlı insan içerisinde olabilecek, onu izleyebilecek, hastalığı önceden keşfedip bunu dışarıya bildirebilecek cihazlar, robotlar yapmak benim en büyük hayallerimden birisi. Onun dışında da doğadan esinlenen küçük robotlar konusunda hala devam ediyoruz. Metin has this ability to do research on what looks like science fiction. I mean, his research projects are like science fiction made real. And he has these ideas of looking to nature and how biology solves problems, whether it's how bacteria move or how a lizard moves or how insects or animals fly. And he takes inspiration from this and then tries to build machines that
behave in similar ways. This is robotic capsule endoscope for stomach. So once, if the patient swallow this capsule and it goes inside the stomach and it can move inside the stomach and it can see inside the stomach wall. Also, it can do some biopsies to take samples. I believe that our work can make a huge difference in the, especially the future biomedical era. So if you look at the medical surgery right now, the patient all suffer a lot of pain, painfulness, and our dream, and especially Metin's dream, is trying to reduce patients' suffering during when they are sick. Bu tür kapsül dediğimiz milimetrik, santimetrik bu robotlar yakın zamanda hastanelerde kullanılabilecek. Ama çok küçük, daha da küçük milimetrik ve de milimetreden küçük boyutta neredeyse saçınızın kanını kadar olan robotlar daha zaman alacak. Ama tahminim, umarım önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde milimetrik hatta milimetreden küçük robotları hastanelerde görebileceğiz. Bilim sırf beyinle çalışan ya da beynin önemli olduğu bir alan değil. Bence gönül ve arkadaşlık ve sosyal ortam da çok önemli. Çünkü biz bunu sırf iş olsun da yapmıyoruz. Bu bizim aslında benim bir tutkum ve öğrencilerin, araştırmacıların da bir tutkusu. Ve bu aynı zamanda bir aile. Aslında benim grubum, benim açımdan bir başka bir aile ya da bir ekip. Dolayısıyla beraber hem bilimsel olarak başarılı çalışmalar yapmak hem de mutlu bir sosyal bir ortamın olması her açıdan çok önemli. Metin Hoca çok vizyoner bir kişilik. Aynı zamanda da çok arkadaşça, öğrencilerine arkadaşça davranan samimi bir insandır. Kapısı her zaman bütün sıkıntılarımıza, sorunlarımıza açık, her zaman yardımcı olmaya çalışan bir insandır. He really likes to allow us to explore. So we meet with him regularly to discuss what's going on, but we also get a lot of freedom to explore different things. So rather than being directly a micromanagement, it's this is the area that's interesting. And now you get the opportunity to go out and actually search for something new, something interesting in that area. And then we constantly work back and forth between what you find and what you come up with. Metin was selected as the most huggable professor in CMU long ago in CMU. Metin Hoca'nın çalışmaları önemseniyor çünkü Metin Hoca sadece tek bir açıdan bakmıyor konulara. Metin Hoca'nın çalıştığı insanlar, herhangi bir ortalama makalemizde bizim en az 4-5 tane farklı disiplinden insanın ortak olarak bir araya gelip fikir ürettiği, sonuç ürettiği çalışmalar görüyorsunuz. Tabii böyle bir yaklaşım sağlamak kolay değil. Bunun için ilk önce sizin kendi etrafınızda bir güven oluşturmanız gerekiyor. Metin Hoca bu güveni sağlayabiliyor. Kendi alanlarındaki en uzman insanlar Metin Hoca ile çalışmak için buraya geliyor ve o konularda sonuç üretiyorlar. Bu Metin Hoca'yı diğerlerinden farklı yapıyor. So I think Metin inspires his students just by his own enthusiasm. He's full of ideas, he's full of energy, and he has this attitude that you can do anything if you put your mind to it. And I think if you teach your students that there are no boundaries, there's no limits to what you can achieve, then they'll achieve things that even they don't realize they can achieve. Koç Üniversitesi'nde kısmi zamanlı olarak şu an bu aydan itibaren profesör olarak başladım ve oradaki öğretim görevlileriyle ve arkadaşlarımla ve öğrencilerle ortak çalışmalar yapıyoruz. Hakikaten dünya çapında çok önemli bir bilim insanımız. Bundan sonra kendisi de gelip burada zaman harcamak suretiyle daha iyi bir karşılıklı bilgi akışına sağlamış olacak. Çok büyük memnuniyet duydum. Amacım burayla olan ortak çalışmamızı daha da artırmak. Şu ana kadar zaten ortak çalıştığımız değişik hoca arkadaşlarımız var ve ortak makalelerimiz bile var. Ama amacım burayla bağlantımı daha da artırarak ortak çalışmaları artırmak hem mühendislik fakültesinde hem tıp fakültesinde. Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası'nı almak benim için çok gurur verici ve mutlu edici bir haber oldu. Yurt dışında araştırmamızdan dolayı birçok ödüller ve değişik haberlerde bulundular ama ilk defa Türkiye'de böyle önemli bir ödülü almış olmak çok mutlu edici, çok özel bir duygu.